Bilgi sevenler merhaba arkadaşlar. Tüp patlatma testi nasıl yapılıyor? Karşınızda kurban edeceğimiz tüp duruyor. Su basıncıyla biraz sonra patlatılacak. Ben de ilk kez bu heyecanı yaşıyorum. İşte hidrolik hortumlarla bağlı bir tüp. Kapalı ortamda bir kafes içinde yapılıyor test. Son derece tehlikeli bir test. Şimdi güvenli bir yere geçiyoruz. Teknisyen arkadaş birazdan su basıncını arttırıp tüpü dolduracak. Tüp önce şişecek, daha sonrasında karpuz gibi patlayacak arkadaşlar. Heyecanla bekleyiş başladı. Evet, tüpün içine su doluyor şu anda. Basınç artmaya başlıyor. Evet arkadaşlar, imalatçı firmalar güvenli bir şekilde tüplerimizi kullanmamız için bu testleri yapıyorlar ve kaliteyi bu şekilde değerlendirmiş oluyorlar. Gövdenin ve kaynağın mukavemetini görüp ona göre imalata devam ediyorlar. Yüzlerce test arasından, yüzlerce tüp arasından seçilen bu şanssız tüp kurban ediliyor. Hidroteste maruz kalıyor. Yüksek basınçta, su basıncı altında patlatılıp test sonucu değerlendiriliyor. Evet, ibre kırmızıya döndü. Basınç gördüğünüz gibi artıyor. Her an patlama olabilir. Heyecanla bekliyoruz. Tüp ne zaman patlayacak? Sonuç ne olacak? Biz sağ salim bu işten kurtulabilecek miyiz? İnşallah kazasız belasız testimizi bitirip evimize dönebiliriz. Evet, tamamen kırmızı yanıp sönmeye başladı. Basınç son raddedi ve korkunç bir patlama sesi oldu. Arkadaşlar ben şu anda titriyorum. Zor konuşuyorum vallahi, çok korktum. Ah, bu neydi? Evet, korkunç bir patlamayla testimiz sona erdi. Şu anda teknisyenin güvenlidir işareti vermesini bekliyoruz. Evet, teknisyen kapıyı açtı. Ah, rahatladık arkadaşlar, test bitti ama o ses gerçekten korkunçtu. Evet, tüpümüz karpuz gibi ikiye ayrılmış, gördüğünüz gibi içinden sular akıyor. Evet, patlama kaynaktan başlamış ve malzemeye doğru ilerlemiş. Bizim de istediğimiz test sonucu buydu arkadaşlar. Hepimize geçmiş olsun. Kazasız belasız günler diliyorum.